Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi şöyle bir anlayış var tabii. İnsan ne zaman ölür? Yaşlanınca ölmesi iyi tabii. Hepimizin işine gelir yani. Adam 80'ini 90'ını bulsun, ölsün. Genç olarak ölenleri kabullenmekte zorlanıyor insanoğlu. Tabii insanların hani evladıdır, kardeşidir, gençtir tabii. O ayrı bir konu. İnsani bir durum var orada. Ancak şöyle de bir anlayış genç ölümlerde özellikle ortaya çıkıyor. Sanki birisi vurdu, şehit oldu. Ne bileyim, trafik kazası geçirdi, öldü. Bunun daha ömrü varmış da, daha yaşayacakmış da, orada kesilmiş gibi. Yani o trafik kazası olmasaydı veya o anda orada o olmasaydı sanki ölmeyecekmiş de daha hayatı devam edecekmiş gibi bir anlayış var. Yani böyle kazayla, ne bileyim işte bir vurularak falan ölen bir insanın ömrü yarıda kesilmiş mi oluyor yani? Şimdi Hanefi itikat kitaplarından İmani Kasidesi meşhurdur. Orada da anlatılıyor. Yani bir kimse kaza sonucu veya vurularak veya boğularak yahut da cephede şehit düşerek vefat ettiyse, bunun genç yaşta vefat ettiyse, eceli ortadan bölünmüş değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açık net Araf suresinin 30. ayetinde mealen ecelleri geldiği zaman onu az bir zaman ileri ve geri alamazlar. Takdim etmez, tehir de olmaz. Yani takdim öne almak, tehir geciktirmek. Bu da olmaz. Bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Biz bazen mesela değişik konularda anlatırken işte dua, kabul olan dua, verilen sadaka ömrü uzatır diyor. Veyahut da gelmekte olan belayı durdurur diyor. Sıla-i Rahim mesela. Bazı şeyler anlatılmış. Ömrü uzatır. Bu ne o zaman? Bu ne o zaman? İşte kesilmiş ya bu. Kesilmemiş. Kesilmemiş. Şimdi Allah-u Teala bir kulu için 40 sene, 60 sene iki tane ecel takdir etmiş. İki tane takdir etmiş. 40. yaşına geldiği zaman onun önüne bir şey gelecek. Onu yaparsa 60 seneye gidecek. Yapmazsa 40'ında gidecek. Değişmeyecek o. İkisi tercih daha veriyor yani. Ha, bir tercih yani. Daha veriyor. O kadar o. Yoksa ömrü uzar ve değişir, öyle değil o. Bu herkes için de geçerli değil. Geçerli değil tabii. Ya. Bazıları için. Orayı zaten kimse bilmiyor ki. Bilmiyoruz. Yani. Var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Yani onun için İslam alimleri bu bilgiler ışığında herkese dua etmeyi, sadaka vermeyi, ömrün uzaması gereken aynı şekilde şeyler yapmayı hep tavsiye etmişlerdi. Bilmiyoruz ki başımıza ne gelecek. Hatta bir hadise anlatılıyor kitaplarda. Süleyman-ı Ceza Hazretleri de anlatıyor bunu. Bir gün Davut Aleyhisselam böyle otururken işte iki kişi geliyor. İşte ayakkabı siparişi veriyor. Diyor ki işte 10 sene garantili olsun böyle falan. İkili bir zıt zıt yaptırmıyor. Sağlam, sağlam bir şey olsun falan. Azra Aleyhisselam da gelmiş, yanında oturuyor o anda. Gelmiş. Onlar da görmüş görenleri. Onlar bunu görmüyor ama. Azra Aleyhisselam'ı görmüyor. Onlar siparişini verip çıktıktan sonra bu sana ayakkabı siparişi veren 10 sene dayanıklı olsun diyenin bir hafta ömrü kaldı diyor. Benim elindeki listede var. Bir hafta sonra diyor onun ruhunu alacağım. Öbürüsünün de diyor bir hafta önce bittiydi diyor ömrü. Tabii Davut Aleyhisselam hayret ediyor. Anlayamadım diyor. Bir hafta önce bitti diyor. Adam yürüyor. Canlı. Hayatta yani. Hadi öbürünü anladık. Öbürsünü anladık. Daha bir hafta var. Ama diyor bu bir hafta önce diyor ölmüş olacaktı. Ama ölmemişti hayatta. Azra Aleyhisselam buyuruyor ki bu diyor bir akrabasıyla diyor darılmıştı. Haklı olan buydu. Haklı olan bu olduğu halde bu gitti ondan barıştı. Allah-u Teala da ezelde bunun için 20 sene takdir etmişti. Önce gider barışırsa 20 seneyi kullandırıyor şimdi. 20 sene takdir etti onu. O şarta bağlı yani. O şarta bağlıymış o. O da yerine getirdi. O 20 sene aynı şekilde yaşayacak. Peki o 20 sene dolunca başka bir şart yok. Yok. Başka bir şart yok. Hatta kabul ahbar var.
rahmetullahi teala aleyh, tabiinin büyüklerinden. Halbuki Peygamber Efendimiz hayattayken hayattaymış. Yahudi alimlerindendir bu. İşte babası mani olmuş o zaman Müslüman olmasına. Peygamber Efendimiz vefatından sonra Müslüman olduğu için tabiinden. Ve Hazreti Ömer'in de eshabından diye geçer bu zat. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri vefat edince, eshab-ı kiram da var orada. Onların arasında bu yüksek sesle diyor ki, dua etseydi daha yaşardı diyor. Hazreti Ömer için. Hazreti Ömer için. E tabi şimdi tabiinden olunca eshab-ı kiram böyle diyor ki, sen ne diyorsun diyorlar ya. A'raf suresinin 30. ayetinde takdim etmez, tehir olmaz mı diyorlar iyice. Diyor, sen ne diyorsun? Bu dönüyor diyor ki, dediğiniz doğru. O ayet-i kerime ecel geldiği zaman diyor. Allah Allah. Ecel geldiği zaman takdim ve tehir olmaz. E bunun gelmedi miydi diyor. Bununki diyor dua şartına bağlıydı. Dua şartına bağlı. Dua etseydi yaşayacaktı. Etmedi diyor duayı. Peki diyor sen bunları nereden biliyorsun? Kendisinden öğrendim diyor. Peki ha. Dua şartını biliyor muydu? Evet diyor biliyordu. Ama etmedi. Niye etmedi diyor? Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat etti diye diyor. Etmedi diyor. 63 yaşında vefat etmek istedi diyor. Etmedi diyor. Diyecek şimdi bizi izleyen ve dinleyenler de bizim elimizde öyle bir şart koysa hemen ediveririz diye gelir insanın hatırına. Ama etmedi buyuruyor. Demek ki ecel bir tane aslında. Ha 20 sene sonra ha burada Allah-u Teala ezelde takdir etmiş zaten ona ömür. 40-60 diye takdir etmiş veya 60-80 diye takdir etmiş. Orada bir şartı var. O şartı yerine getirirse 80'i yaşayacak. Yoksa 60'ta gidecek. Yapmadıysa zaten eceli geldi 60 yaşında. Gitti o. Değiştirmez. Değişmez. Ebu Bekir el-Ensari Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, benim için bir ecel zamanı vardır. O zamana muhakkak ulaşacağım. Ecel geldiğinde onun keskin kılıcı ile ömrüm biter. Dünya hayatım son bulur. Et arayan aslanlar yemek için üzerime gelseler, ecel vaktim gelmediği müddetçe bana zarar veremezdir. Ne iman ya. Ecel mi gelmedi ki? Onun için Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin bir sözü var. Şimdi duyunca çok iyi. Aa ben bunu biliyorum. Biliyorum ama o büyükler söyleyince oluyor. İki haldeyken ölümden korkmak ahmaklıktır buyuruyor. Birisi ecel geldiği zaman, diğerisi de gelmediği zaman buyuruyor. Çok basitmiş gibi ama. Evet. Yani çok ecel geldiği zaman elinden korkmak. Yok yok. Hani Ebu Bekir el-Ensari hazretlerinin buyurduğu gibi keskin bir kılıç gibidir. Dünyadan ayıracak ben onu diyor. O muhakkak olacak. Yani. Peki gelmediyse aç kalmış et arayan aslanlar saldırsa bana zarar veremezler. Çünkü ecelim gelmedi diyor. Cenab-ı Hak bir şey yaratır, aslanlar başka tarafa gider. Veyahut da aynı şekilde beni öldürmeye güçleri yetmez buyuruyor. Bu sebepten dolayı her Müslümanın işte her geçen an ömür azalmakta, ecel zamanı yaklaşmakta. Ecel gelince insanı uyandıracaklar, gözleri kulakları açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecek. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan olduğu zaman kıyameti kopmuş demektir buyuruyor zaten. Hakikaten. Onun için kıyamet kopmuş demektir. Bunun için de mesela Tahrim suresinde Allah-u Teala kullarına merhameten orada mealen buyuruyor ki ey iman edenler kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır. Dolayısıyla efendim işte benim ömrüm ikiye bölündü mü yarısı gitti mi yarısı gelmedi mi falan. Yarısı gitti yarısı. İnsan bir düşünmesi lazım. O yarısında ne yaptın ki sonraki yarısında ne yapacaksın? Tabii. Bir de o var yani. Bir de o var. Hatta büyüklerden bir zat da buyuruyor. İşte yarın olsa, bilmem ne olsa. Peki diyor, dün ne yaptın ki diyor yarını bekliyorsun. Veyahut da bugün ne yaptın ki yarını bekliyorsun. Bugünü değerlendirebildin mi? Yok. E o zaman senin yarının da böyle olacak. Öbür günün de böyle olacak. Onun için dün gitti, yarın meçhul. An bu an buyuruyor. An bu an. Dün gitti. Hatta biz de mesela program yapıyoruz. Başladık. Aa banttan dinler. Banttan dinlersin ama benim ömrüm gitti. Onu geri çeviremezsin. Ömrümden gitti. Allah-u Teala rahmet eylesin. Mutam İmam Saadettebi diye kitabını hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Her gün buyuruyorlar ki ömrümüzden bir gün daha gitti. Kabire bir gün daha yaklaştık buyururmuş bu hayattayken. Ya iyi düşündüğün zaman hakikaten öyle. Aa bugün çok neşeliydim falan. İyi de arkadaş ömründen bir gün daha gittin kabire bir gün daha yaklaştın. Kabre yaklaşıyorsun yani. Ecelin geleceği yere yaklaşıyorsun. Ömrün bölünmüyor. Ömrün bölünmüyor. Allah-u Teala ezelde takdir etmiş. Yani bir sebepten dolayı sana bir 20 sene veya 10 sene 20 sene veya 10 sene
Ama netice itibariyle o da bitecek mi? O da bitecek. Şeyde Seyitlerden Allah rahmet eylesin Emin Garbi amca vardı. O işte bir gün torunu öyle bir şey atmış ona, burası çizilmiş. Ona da son zamanlarda bakan bir doktor arkadaş anlatmıştı. Gitmiş demiş, efendim demiş, özür dilerim, hayırdır düştünüz mü? Yok demiş, yok demiş ya. Şey demiş de demiş artık ne demiş ona maymunluk zamanı mı ne demiş falan. Bu da bir şey anlamamış tabii. Maymunluk zamanı değil de demiş. Anlamadın değil mi demiş, anlamadım demiş. Onda böyle çok enteresan şeyler vardı. İşte Keri'yle Dimle de benzeri şeyler de yazıyor falan. Şimdi hikaye olarak anlatılıyor. Allah-u Teala bir insan, bir merkep, bir de maymun yaratmış. İlk gün maymun bir çıkmış herkesin maskarası. Allah-u Teala 20 sene ömür vermiş üçüne de. 20'şer sene yaşayın diye. Eşek ilk gün çıkıyor, yük yürülüyor. İkisi de diyor ki biz istemeyiz. Eğer bir yük çekeceksin 20 sene ben istemiyorum demiş. Geri al Allah-u Teala'dan. Maymun da demiş ben de istemiyorum. Geri al. Tamam, sıra gelmiş insana. İnsan demiş ki bana 20 sene yetmez. Eşekten ve maymundan alınan 20'şer sene buna veriliyor. Onları da isterim diyor. İsterim diyor. Şimdi 20 sene kendisi için yaşarmış. İkinci 20 sene eşeklik dönemi başlarmış. Evlenmiş. Son kısım maymunluk dönemi. Torunların maskarası olmuş. Evet. Torunların maskarası olurmuş. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın ezeldeki takdir etmiş olduğu ömür bıçak gibi ortadan kesilmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki herkesin belli bir eceli yani ömrü zaman, ölüm zamanı vardır. Bu zaman hiç değişmez. Azalmaz, çoğalmaz. Kaçıp da kurtulanlar ecelleri gelmediği için ölmemiştir. Yoksa kaçmak onları ölümden kurtarmış değildir. Kaçmayıp sabredip ölenler de ecelleri geldiği için ölmüşlerdir. Çok güzel özetlemiş. Efendim şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Öyle de olmadı, böyle de olmadı. İşin aslı bu. Astarı da bu. Netice itibariyle buna uygun mesele bitiyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sonunun ne olacağını bilmeyip dünyaya aldanan insan ipek böceği gibidir. İpek böceği kendine yuva örer ve sonunu bilmez. Bir müddet sonra oradan çıkmak ister, çıkacak yer bulamaz. Ördüğü yuvada ölür ve çalışması başkalarının işine yarar. Edelim Cevlan, Allah! Kılalım seyran, hay hay! Edelim Cevlan, Allah! Kılalım seyran, hay hay! Mest olup hayran şeyh eşiğinden, hay hay! Mest olup hayran şeyh eşiğinden, hay hay! Nice bir ülfet, Allah! Edelim uzlet, hay hay! Nice bir ülfet, Allah! Edelim uzlet, hay hay! Çekelim hayret şeyh eşiğinden, hay hay! Çekelim hayret şeyh eşiğinden, hay hay! Bıraktım arı, Allah! İstedim yarı, hay hay! Bıraktım arı, Allah! İstedim yarı, hay hay! Kestim zünnarı şeyh eşiğinden, hay hay! Kestim zünnarı şeyh eşiğinden, hay hay! Aldım himmeti, Allah! Geçtim zulmeti, hay hay! Aldım himmeti, Allah! Geçtim zulmeti, hay hay! Buldum hayatı şeyh eşiğinden, hay hay! Buldum hayatı şeyh eşiğinden,
Hay hay. Yunus'um elhank, Allah. Didara müştank, hay hay. Yunus'um elhank, Allah. Didara müştank, hay hay. Eriştim aşka şeyh eşiğinden, hay hay. Eriştim aşka şeyh eşiğinden, hay hay. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Çok mühim tembih. Erkek olsun, kadın olsun, her insanın her sözünde, her işinde Allahü Teala'nın emirlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine, haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin imanı gider, kâfir olur. Kâfir olarak ölen kimse kabirde azap çeker. Ahirette cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Affedilmesine, cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur. Kâfir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kâfir olmak ihtimali çoktur. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi, her gün bir kere istiğfar etse, yani estağfirullah dese, muhakkak affolur. Yani, ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek, küfre sebep olan bir söz söyledim veya iş yaptım ise, nadim oldum, pişman oldum, beni affet diyerek tövbe etse, Allahü Teala'ya yalvarsa muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için her gün muhakkak tövbe ve istiğfar etmelidir. Bu tövbeden daha mühim bir vazife yoktur. Kul hakkı bulunan günahlara tövbe ederken bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlara tövbe ederken farzları kaza etmek lazımdır. İmam-ı Rabbani ki veliler incesiydi. Henüz vefat etmeden birkaç ay öncesiydi. Bir berat gecesinde evindeki odada ihya etti geceyi ehliyle bir arada. Hanımı arz etti ki, bir yıl olacakları bildirir meleklere, Rabbimiz ayrı ayrı. Kim bilir kaç kişinin defterine bu gece, dünyaya geleceği yazılmıştır bir nice. Ve kim bilir kimlerin defterlerine dahi, yazılmıştır bu gece, bu sene öleceği. Buyurdu ki, ey hatun! Doğru dersin elbette. Ne için söylüyorsun şüphe ve tereddütle? Vardır ki Rabbimizin şimdi öyle kulları, görür levh-i mahfuzda ölüm ve doğumları. Bu senenin içinde falan gün, falan saat ayrılır bu dünyadan, filan oğlu filan zat. O böyle buyurunca, hanımı da o zaman anladı ki, bu sene ayrılır bu dünyadan. Yine o günlerdeydi. Bir gün kendi evinde, istirahat ederken, ibadet mahallinde, evinde olanlara buyurdu, dinleyiniz. Belki 3 ay içinde olmayız burada biz. Dediler, muradınız neydi sizin bundan? Öbür evinize mi gidersiniz buradan? O zaman buyurdu ki, o günler geldiğinde, bu dünya evlerinin olmayız hiçbirinde. 1034 senesi, yaşı 63 iken, Safer 29'u takvimler gösterirken,
Salı günü erince zaman kuşluk vaktine kavuştu temiz ruhu alemlerin Rabbine. Soydular edep ile önce elbisesini, sonra da teneşire koydular kendisini. O anda fevkalade oldu ki bir hadise, hayretle gördü bunu hazır olan her kimse. Şöyle ki sağ eliyle tutup sol bileğini namazda durur gibi bağladı ellerini. Halbuki oğulları vefat edince hemen yana uzatmışlardı kollarını tamamen. Ayırmak maksadıyla uğraştılar ise de elleri birbirinden ayrılmadı yine de. Muhterem oğulları bu durumu görerek dediler ki bu işte bir hikmet olsa gerek. Madem öyle istiyor, artık ellemeyelim. Onu bu vaziyette böyle kefenleyelim. Zira bir hadisinde buyurdu ki o server, yaşadıkları gibi ölürler o kimseler. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri. Ebu Cüz'ah adında bir kimse, Kuba'da bir kadına aşık olmuştu. Onunla bir türlü buluşamadı. Pazara gidip, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, elbisesi gibi bir elbise satın aldı. O elbiseyi giyip, Kuba'ya gitti. Onlara, beni Resulullah gönderdi. Ve kendi elbisesini de bana giydirdi. İstediğin evde misafir ol, buyurdu, dedi. Kuba halkı, Ebu Cüz'an'ın devamlı kadınlara baktığını fark ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizi daima kadınlara bakmaktan sakındırırdı. Bu kişi kimdir ki, hiç çekinmeden devamlı kadınlara bakıyor diyerek, o kimsenin halinden şüpheye düştüler. İşin aslını anlamak için, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, iki kişi gönderdiler. O iki kimse, Resulullah'ın huzuruna vardıklarında, kaylule uykusundaydı. Beklediler. Uyanınca, ya Resulallah, Ebu Cüz'ayı Kuba'ya siz mi gönderdiniz diye arz ettiler. Resulullah, Ebu Cüz'a kimdir diye sordu. Kendisini bize sizin gönderdiğinizi söyledi. Üzerinde sizin elbisenize benzer bir elbise var. Bunu bana Resulullah giydirdi diyor. Biz onun halini öğrenmek için huzurunuza geldik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gadaplandı. Mübarek yüzünün rengi değişti ve kim bana isnaden yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın buyurdu. Sonra o iki kimseye hemen gidin. Eğer onu sağ bulursanız öldürünüz ve ateşe atınız. Fakat öyle zannediyorum ki siz vardığınızda onun işi tamam olmuş, ölmüş bulursunuz. Fakat onu ateşte yakınız buyurdu. O iki sahabi Kuba'ya döndüler. Ebu Cüz'a bevletmek için bir yere oturduğu sırada aniden bir yılanın onu sokup öldürmüş olduğunu haber aldılar. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kişi vardı. Birisi sohbetlere devamlı gelirdi. Diğeri ise sohbetlere az gelir ve iyi ameli de az görülürdü. Sohbetlere devamlı gelen kimse, bir gün Resulullah'a, kıyamet ne zaman kopacaktır? Diye sordu. Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, kıyamet için ne hazırladın? Buyurdu. Allahü Teâlâ'nın ve Resulünün muhabbetini hazırladım, dedi. Resulullah ona, sen sevdiklerinle beraber olacaksın ve senin için hesap yoktur, buyurdu. Sohbetlere az gelen kimse vefat etti.
Resulullah, biliyor musunuz? Allahü Teala o kişiyi cennete koydu, buyurdu. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan hayret ederek birbirlerine bakıştılar. Bu hali o şahsın hanımına yine hayretlerini belirterek söylediler. Hanımı şöyle dedi: "Kocam her ezan okunduğunda müezzin la ilahe illallah deyince Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ederim. Her şahadet edene Allahü Teala'nın kâfi geleceğine inanırım." derdi. Müezzin "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" deyince de "Her şahadet eden gibi şahadet ederim. Bu imanım bana kâfidir." derdi. Bu sözleri duyanlar Resulullah'ın huzuruna döndüklerinde daha onlar bir şey söylemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin hanımının anlattıklarını söyledi ve Allahü Teala onu bu sebeple cennete koydu, buyurdu. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yavru vatan Yeşilada Kıbrıs'tan sesleniyorum. Bizim gençliğimizde hep Yeşilada derlerdi efendim. Şimdi ne hikmetse yeşillik bir para etmiyor. Yoksa adanın mı yeşilliği azalıyor? Adanın yeşilliği yerinde efendim. Demek ki insana başka şeylere düşkün oldu şimdi. Deniz meniz çıkınca yeşillik ikinci planda kaldı. Halbuki yeşillik hayattır. Keşke bunu hep birinci planda tutabilsek dünyanın her yerinde. Kıbrıs'ta Lapta'dayız. Lapta'da Seyyid Mehmet Ağa Camii'nin son cemaat yeri olan yerdeyiz. Burası artık caminin antresi gibi olmuş. Yani bir son cemaat yeri gibi tanzim edilmemiş de doğrudan içeriye giriliyor. Ve tabii cuma namazlarında, bayram namazlarında kalabalık olunca buralara yine bir şeyler seriliyor. Ama normal bir son cemaat yeri gibi kalmamış. Köşelerde son cemaatinin iki tane L payeler var. Yani hem bu tarafa doğru hem kıbleye doğru bakan bölümünde aynı şey bunun simetrisinde de var. İki tane de ortada paye var. Bu payeler tabii taştan yapılmış gibi bir his verilmiş, izler çizilmiş ama ne kadarı taştandır, ne kadarı betondandır bilemiyorum. İyi bir restore görmüş, temiz pak bir cami. Şöyle bu son cemaat yerine çıktığınız zaman Akdeniz'e baktığınızda bütün Akdeniz sahilleri Kıbrıs'ın önünüzde ve ondan sonra da Türkiye'ye doğru gözünüzün keskinliği nispetinde görebildiğiniz kadar uzaklığı görebiliyorsunuz. Lapta bölgesi çok yeşillik. Beşparmak dağlarının kuzey yamaçları, malum dağların kuzey yamaçları daha çok kar tutar Türkiye'de ve daha da suyu boldur, yeşilliktir. Güney yamaçları ise dağların daima güneye bakan yamaçları, karı çabuk erir, fazla da su kalmaz, o akar gider oradan. Şimdi caminin bir kapısı var burada. O kapının da kenarlarına yine taştan izler yapılmış gibi ama badana da kullanılmış. Tabii biz şimdi mimari bunu seçmeye kalsak seçecek durumda değiliz. İki tarafında iki penceresi var. Bu pencerelerin de lentoları ve yan süveleri de yine aynı şekilde aynı taştan yapılmış. Üstünde böyle bir kabartmayla bir süs yapılmış. Hani kemer de yapılmış ama kemerin kilit taşı da görünmüyor. Normal bir kavisli bir kemer yapılmış. Yük taşır da ne kadarını taşır onun hesabını doğrusu ben burada bilemiyorum. Kapısı eski zamanlardan kalma ama çok da eski zaman sayılmaz. Tabii cami kapıları son cemaat yeri olunca yağmur görmeyen, güneş görmeyen bir yerde oluyor, orta oluyor. Dolayısıyla kapıların dayanıklı olmasına bazı seyircilerimiz şaşırıyorlar. Ya bu kapı hakikaten o zamandan kalmış mı? Kalmış kardeşim. Kalmış. Yağmur görmedi.
Güneş de düşmedi. Bu öndeki son cemaat yeri kesti. Öyleyse bu kapının ahşabı böyle sağa sola yamulmuş vaziyette olmamış. Şimdi buradan caminin içerisine girelim efendim. Caminin haremi ferah bir harem. Kıbleye doğru uzun dikdörtgen. Malum kıbleye uzun bu civarda camiler yapılıyor hep. Yani dikdörtgen ama uzun kenarı kıble duvarı tarafı oluyor. O da çok insanın ön safta olarak daha çok feyiz ve berekete kavuşması içindir deniyor kitaplarda. Doğrusu da budur. Şöyle kıbleye doğru baktığımızda kıble istikametinde iki tane kemeri var. Nadirattan camilerde bunun tam tersi 90 derece açılı bu vaziyette giden kemerlere rastlıyoruz ama esas olan Kıbrıs'taki camilerde ağırlıklı bu tip kemer var. İki tane kemer üzerine çatısı oturtulmuş. Çatısı beşik çatı şeklinde getirilmiş. Tabii bu cami yanmış, bir yangın geçirmiş. Kıbrıs'ta cami yangını dediğiniz zaman küçük kaymaklıda olduğu gibi biraz böyle kast ve garaz aramak mecburiyetindeyiz. Bu caminin 17. yüzyılda yani Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethinden hemen hemen şöyle bir 50-60 sene sonra yapılmış gibi 1571'den sonra yani 1600'lü yıllara gelindiğinde yapılmış. Ama bu ilk cami mi? Daha sonra bir bazı restoreler geçirdi mi Osmanlı zamanında onu bilmiyoruz. Tabii İngiliz zamanında bu camilerin onarımlarına Evkaf İdaresi Rumların elinde olduğu için kesinlikle el sürülmüyordu. Bu camilerin mutlak surette efendim bir şey olması, harap olması bekleniyordu. Harap olsun bu. Ya ne olursa olsun yani harap olsun. Mesela bizim Minareliköy Camii'ni çektik. Minareliköy Camii'ni oradaki Türk mahallesinde bulunan Türkler canlarını kurtarmak için Cihangir Köyü'ne göçtükleri zaman gelmişler Rumlar, iş olsun, hayvan bağlamışlar. Hiçbir kilise gördünüz mü ki hayvan bağlansın? Yok efendim, bizim milletimiz yapmaz. Yani ibadethane ibadethanedir. O insanı siz inandığı semavi dinden döndürmekte ne yapacaksınız? Adam hakkı hakikati bulacaksa İslam'ı bulur. Ama bulmuyorsa kafanı yoksa ben seni keserim, sen cehennemliksin. Biz bunları diyemeyiz, demeyiz. Burada caminin güzel bir minberi var. Bu minberin şurasında çıtaları var efendim. Bu çıtaların bu yüzde olanları orijinal yangın uğramamış bu tarafına. Yangın bu tarafta herhalde çıkmış. Ola ki bir lamba falan da devrilmiş olabilir. Gaz yağı lambası da devrilmiş olabilir. Bu Seyyid Mehmet Ağa hakkında ben bilgi araştırdım. Fakat fazla bulamadım. Lefkoşa'nın içerisinde Seyyid Mehmet Ağa'nın veya o Mehmet Ağa'nın sülalesinden gelen kimselerin böyle çok hayır hasenatına rastladık. Çeşitli hayır hasenat. Çeşmeden tutun da camiye kadar yaptırmışlar. Zannediyorum yine aynı Seyyid Mehmet Ağa'nın böyle bir hayır hasenatı da burada yaptırmış olması muhtemeldir. Kıbrıs'ta büyük geniş bir Seyyid sülalesi vardı. Bunların bir kısmı ta ilk Ümmü Hiram binti Mihan radıyallahu anha hazretleri zamanında gelenlerden devam eden bir soy olabilir. Yani hiç mi kalmadı burada gelenler hepsini Hristiyanlar kestiler mi yani Müslümanlardan sonra gelenler? Kalmış olabilir sülale. Daha sonraki yıllarda da sırf Hala Sultan'ın hatırına Efendimizin aleyhissalatü vesselam ki Seyyid kardeşlerimizin dedeleridir efendim. Onun hatırına Kıbrıs'a göçüp burada ondan bereketlenmek isteyen Seyyid sülaleler de olmuştur. Bunlar gelmişler sonra çoğalmış ve Kıbrıs'ın her yerinde Magosa'da da Seyyidlerin izlerine rastlıyoruz. Lefkoşa'da da rastlıyoruz. İşte burada da Seyyid Mehmet Ağa'nın izine rastlıyoruz. Bir kısmı da Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethetmesinden sonra Osmanlı da tabii bir devlet görevlisini göreve verirken efendim onun istekleri göz önüne alınırdı. Padişah çok zorla göndermezdi bir kimseyi efendim. Tabii cebri bir ikametse o başka. Ama normal tayinde eğer taraftar değilse ekseriyete göndermezlerdi efendim.
Çünkü insan sevmediği işte rahat edemez ki efendim. Nasıl yemek yemek sevmekle olursa, görev yapmak da sevmekle alakalıdır efendim. Kalbiniz severse orada başarılı olursunuz. Böyle burayı tercih edip de ben Hala Sultan radıyallahu anh'a yakın olayım diye gelenler bize olmuş olabilir. Caminin minaresi sol tarafında, daha sonraki yıllarda yapılmış. Altında hemen aşağı lapta camii var. Onun da minaresi var ama o minare biraz daha bundan eski, bu biraz daha yeni duruyor. Caminin avlusunda herhangi bir hazire izine rastlamadık. Bunda da bir hazire olma ihtimali vardı ama tabii ne kadarı kaldı, ne kadarı yola gitti bilmiyoruz. Alametleri de görünmüyor. Şimdi burada güzel bir mihrabı var efendim. Bu mihrap taştan yapılmış görünüyor. Güzel de diyeceksiniz ki bu kırmızı yeşilli boyalar nedir böyle, bir futbol takımının şeyi gibi. Yapılmasa iyi olurdu böyle. Böyle boyanmasaydı bu taş yapı çok daha güzel görünecek idi. Ama üzerindeki şeylere bakıyoruz. Yazılar, Estağfurullah, küllema dakale, orada bir kabartma yazısı görüyor mermerin üzerinde. 1249 tarihini ben buradan okuyorum. Yani 1249 demek ki Abdülmecit Han zamanında burası köklü bir onarım geçirilmiş. Onun orada bugünkü plastiklerden bir rozetler konmuş falan. Onların oradan kaldırılması da bence fayda var. Daha orijinal haliyle muhafaza edilse iyi olur idi. Tabii İngilizler Kıbrıs'ın tapu kayıtlarını unufak ettikleri için orijinal Osmanlı koçanları hemen hemen kalmamış gibi efendim. Bir tek işte Mehmetçik köyü ve ondan sonraki Kaleburun köyü ve o civardaki ilk fetih zamanında yerleştirilen, Anadolu'dan getirilen, ki bunu Sinan Paşa getirtmişti, 8000 kadar aileyi 2. Selim Han'a yazarak, efendim Kıbrıs'ın toprakları çok verimli, her türlü zirai mahsul yetişiyor, narenciye yetişiyor, fakat burada insanlar zaten Venediklerin zulmünden Kıbrıslar kaçıp gitmişler. O zamanlar Rumlar değildi efendim, Kıbrıs'ın ahalisi. Rumlar şimdi beyhude Kıbrıs bizim ana vatanımız falan, bizim yıllardır diyorlar. Hangi zamanda Yunan'ın olmuş ki bu adı efendim? Yunan'ın olduğu bir tarih yok ki. Gösteremezler de böyle bir tarihi. Mısır ahalisinden, İskenderiye bölgesinden getirilip göçürülmüş insanlar burada yerleşmişlerdir. Lüzinyanlar Kudüs tarafından gelmişlerdir. Onların soyları gelmiştir. Avrupa'dan burası işte kıymetli, mübarek yer falan filan niyetleriyle gelen insanlar olmuştur. Onlar yerleşmişlerdir buraya. Çünkü buradaki krallık böyle dini bir krallık. Yani din büyüğü olan bir krallık, Kudüs kralı. Ama Kudüs kralı da Makarios'un yaptığı gibi, Makarios nasıl böyle elindeki papaz asasını bırakmadı ve onunla cumhurbaşkanlığı yaptı, dünyanın gözüne baka baka, hem de yani dünyadan da kimse demedi ya hop hop ne yapıyorsun kardeşim, böyle bu kıyafetle bugün cumhurbaşkanlığı olur mu demedi. Ya bu başka bir memlekette olsaydı efendim, ah 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 ah, neler 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 söylerlerdi. Tabii tapu kayıtlarını İngiliz mahvu perişan edince maalesef Kıbrıs'taki tarihi eserlerin kaydına bazı İngiliz tarihçilerin taraflı olarak yazdıkları bilgilerden başka rastlayamıyoruz. Şimdi Kıbrıs'ta tarih yazmaya çalışan, tarih kitapları kaleme almaya çalışan kardeşlerimiz de kaynak olarak bu İngilizce kitapları kendilerine esas alıyorlar. Gönül isterdi ki, Kıbrıs'ta bayağı bir üniversite var efendim. Doğu Akdeniz Üniversitesi var. İşte Lefkoşa'da üniversite var. Lefke'de var. Efendime söyleyeyim, bu Girne'de var. Bu üniversitelerde ki tarihle ilgili kardeşlerimiz İngiliz kayıtları bir tarafa, Osmanlı kayıtlarına girmek suretiyle arşivlerden bu camilerimizin, tarihi camilerimizin hakiki tarihini ortaya koymalılar. Bu bir vatan görevidir. Çünkü bu tapuların senedi bizde, elimizde tapular. Bunlar senettir bizim için. Gelin görün ki şimdi Birleşmiş Milletler'e gidiyorsunuz, İngiliz kayıtlarına bakıyor. Yok canım, bu sizin değilmiş ya, bu çok yeni bir şeymiş. Ya bu çok tarihi cami, yok yok, 50 sene, 100 sene falan filan diyorlar. Lütfen bu elimizi kuvvetlendirecek çalışmayı ben gayretli ilim adamlarımızdan bekliyorum. Zamanımızı da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıbrıs'ın bu güzel tarihi yerlerini sizlere anlatmaktan doğrusu ben
çok zevk alıyorum. İnşallah sizler de seyretmekten zevk alıyorsunuzdur. Yeni tarihi mekanlarda buluşmak üzere efendim. Hoşça kalınız.